Merhaba, ben Mesut Çevik. Bu videomuzda A4 Tekin oyuncular özel olarak ürettiği Bloody ailesinden V7 oyuncu faresini inceleyeceğiz. A4 Tek daha çok fiyat performans oranı yüksek çevre bileşenleriyle tanınan bir firma. Bloody ailesi de oyun severlere fiyat performans oranı yüksek fareler sunabilmek adına geliştirildi. Bloody'nin teknik özelliklerinde yüksek DPI değerleri ve birden fazla butona sahip olması yanında FPS oyunları için geliştirilmiş fonksiyonları dikkat çekiyor. Şimdi ürünün şık kutusunda bizlere sunulanlarla incelememize devam edelim. Ürünün kutu içeriğinde fare yanında kullanma kılavuzları, 2 adet Bloody logosu ve 1 adet göz temizleme bezi görüyoruz. Bloody V7 genel olarak oldukça güzel görünen bir fare. Sağ ve sol tarafta yumuşak, üst tarafta ise keskin hatların hakim olduğu tasarımda ilk dikkati çeken şey yuvarlama tekerinin hemen üzerinde yer alan 3 adet tuş oluyor. Bu butonlar birçok farede DPI değerini ayarlamak için kullanılırken Bloody'de ise silah atış modları arasında geçiş yapmanızı sağlıyor. 1, 2 ve 3 olarak numaralandırılmış tuşlardan 1 numaralı tuş silahın otomatik modu oluyor. Yani sol tuşa basılı tuttuğunuz sürece silah bütün şarjördeki mermiyi sürekli olarak sıkıyor. 2 numaralı tuş ise ard arda 2 el ateş etmenizi sağlıyor. Siz tuşa basılı tutsanız dahi silah 2 el ateş ettikten sonra duruyor. Sizin ateş etmek için tekrar parmağınızı kaldırıp tekrar tuşa dokunmanız gerekiyor. 3 numaralı tuş da aynı 2 numaralı tuşta olduğu gibi silahın ard arda 3 el ateş etmesini sağlıyor. Ve yine ateş etmek isterseniz eğer tuşa tekrar basmanız gerekiyor. Bunlar özellikle first person shooter oyunlarında İsabetli atış yapmak isteyen kullanıcıların işine yarayacaktır. Farenin kutusunda yer almayan fakat A4 Tekin Bloody fareler için özel olarak tasarladığı mikrosistemine indirilebilen program ile fareyi 3 farklı mod arasında geçiş yaptırabiliyorsunuz. Modların değişimi ardından bu 3 tuşta farklı görevler atanabiliyor. Fare üzerinde bu 3 adet silah modu değişim tuşu yanında tekerleği orta tuş olarak kullanıyoruz. Sol ve sağ tuşların standart olarak yer aldığı farede aynı zamanda baş parmağımız hizasına yerleştirilmiş olan 2 adet de fonksiyon tuşu bulunmakta. Bloody farelerin tasarımındaki garipsediğimiz olay ise oyuncu fareleri olmana rağmen biraz küçük yapıda olmaları. Eğer fareyi tamamen kavramak isterseniz işaret ve orta parmağınız tuşların biraz dışında kalıyor. Bu yüzden avucunuzu masaya denk gelecek şekilde konumlandırmanız gerekiyor ki uzun kullanımlarda bu biraz da olsa bilek yorgunluğu yaratabilir diye düşünüyoruz. Bunun haricinde farenin genel olarak performansını oldukça fazla beğendik. Eğer şu sıralar uygun fiyatlı bir oyuncu faresi arıyorsanız mutlaka A4 Tekin Bloody serisine göz atın deriz. Farenin tasarımı diğer A4 farelerden çok daha farklı. Aynı zamanda malzeme kalitesinde de ileri bir seviyeye geçmişler. Farenin kablosunda da yine kırılmaz, yırtılmaz bir kablo kullanarak oyunculara olabildiğince fazla sağlamlık sunulmaya çalışılmış. Bu videomuzda A4 Tekin fiyat performans oranıyla dikkatleri çeken Bloody serisinden V7 oyuncu faresini inceledik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.